Merhaba. Ortaokul 3. sınıf fizik dersinde birlikteyiz. Bugün 3. bölümün 4. dersini işleyeceğiz. Konu başlığımız dirençlerin bağlanması. Dirençlerin bağlanmasında iki tane yöntem vardır. Bunlardan birincisi seri bağlama, bir diğeri de paralel bağlama olacak. Şimdi seri bağlamanın ayrıntılarına bakalım. Burada iki tane direnç görüyorsunuz. Renk kodları verilmiş. Bu dirençleri devrede gösterirken çizimini aşağıdaki şekilde yaparız. Direnci tırtıklı gösteriyorduk. Burada ana koldan I akımı geçiyor. R1 direnci var. R1 direncinin üzerinden geçen akıma I1 dedik. R2 direnci var. R2 direncinin üzerinden geçen akıma da I2 dedik. Şimdi peki bu akımlar arasında nasıl bir ilişki oluşur? Gördüğünüz gibi burada sadece bir tane yol var. Yani I akımı ana koldan geçerken R1'in üzerinden olduğu gibi geçer. Yani I1 ana kol akımına eşittir deriz bu durumda. Buradan akım gitmeye devam eder. I1 aynı kol üzerindeydi. Gördüğünüz gibi buraya geldiğinde başka bir yol yok. Aynı akım yine R2'nin üzerinden geçmek zorunda ki ona da I2 demiştik. Bu durumda ana kol akımı I1'e, o da I2'ye eşit olacaktır. Yani seri bağlı devrelerde dirençler üzerinden geçen akımlar birbirine eşit olur. Şimdi potansiyel farklarına bakalım. Potansiyel fark burada devreye bağlı olan pil gösterilmemiş ancak şöyle bir durum söz konusudur. Burada bir pilimiz var. Artı eksi diyelim. Ve dirençler bu pilin uçlarına bağlı. Şimdi burada gördüğünüz gibi potansiyel fark, toplam potansiyel fark, şu V total dediği T ile gösterelim. İki uç arasındaki potansiyel farkın toplamına eşittir. Yani şu aralıkta direncin iki ucu arasında kalan bölümde potansiyel fark V1, ikinci direncin uçları arasında kalan bölümdeki potansiyel fark V2 olur. Toplamı gördüğünüz gibi şu uçla şu uç arasındaki toplam potansiyeli ifade eder. Biz buraya mesela şuna A noktası diyelim. Gördüğünüz gibi burası da A noktası olur. Arada hiçbir engel olmadığı için nokta aynı noktadır. Şuradaki uca B noktası diyelim. Buradan da dirençle karşılaşmadığımız için şuraya gelene kadar burası da B noktası diyebiliriz. Aynı noktayı temsil eder. Şimdi AB noktası arasındaki potansiyel fark ne? V toplam. Peki yukarı baktık. Burada da bakın AB arasında toplam bir potansiyel var. O da o zaman buradaki pilin potansiyel farkına eşit olacaktır. Bunu nasıl buluruz? İki tane potansiyeli birbiriyle toplayarak. Dolayısıyla seri bağlı devrede toplam potansiyeli dirençler üzerindeki potansiyelleri toplayarak buluruz. Ohm kanunundan biliyoruz ki V eşittir I çarpı R diye yazabiliriz. Şimdi burada gördüğümüz şu toplamda V yerine ana kol akımını yani I çarpı R eş değer diyelim buna. Eş değer diyeceğiz. Eş değer direnç devredeki toplam dirençlerin hepsinin direncini tek başına karşılayabilen dirençtir. Bu eşit olur. V1'i nasıl yazarız o zaman? I1 çarpı R1 ile. Arada artı var. V2'yi nasıl yazarız? I2 çarpı R2 ile. Dolayısıyla burada I I1'e, o da I2'ye eşitti. Onların yerine I yazarsak ve I parantezine alırsak ortak parantezine gördüğünüz gibi bu I'lar birbirlerini götürecekler. R eş için o zaman R1 artı R2 kalacak. Yani bunun anlamı şudur. Seri bağlanmış devrede dirençlerin eşdeğer direnci toplanarak bulunur. Şimdi lambaların seri bağlanması ile ilgili bir çalışma yapalım. Çalışma gereçleri direnç olarak sayılan 3 benzer küçük lamba, uygun voltajlı bir pil, bağlantı kabloları ve anahtar olacak. Burada şu aşamaları takip edeceğiz. Lambalardan bir tanesini sadece başlangıçta, burada üçü de bağlanmış. En başta sadece birini şöyle pilin kutupları arasına bağlayacağız. Hatta araya şu kapalı anahtarı da buraya bir yere koyabiliriz. Şuraya bir yere de anahtar koyduğumuzu düşünelim. Şimdi bu durumda bir tane lamba bağlı. Lambanın parlaklığını gözlemleriz. İkinci durumda buraya iki tane lamba bağlarız.
Yani onu sağlayabilmek için şöyle bir bağlantı yapmamız lazım. Şuradan buraya bağlantı yapacağız. Şunu hiç hesaba katmayacağız. Araya da yine buraya kapalı bir anahtar eklersek olur. Şimdi bu durumda ne değişir? Lambaların üzerinden geçen, bakın, direnç artmış olacak. Bunun direnci R idi. Bunun da direnci R. Başlangıçta R direnç vardı. Bunun potansiyel farkına V diyelim. R direncine göre akım oluşuyordu. Yani I eşittir V bölü R oluyordu. Peki bir tane daha direnç gelirse ne olacak? Bu kez eş değer direnç ikisinin toplamıydı, 2R'ye çıkar. Yani ikinci durumda I 2 diyelim isterseniz. Bu durumda ana koldan geçen akım pilin potansiyeli aynı, değişmedi. V bölü 2R olur. Gördüğünüz gibi yarıya düşmüş oldu. O zaman bunun anlamı, devreden geçen akım yarıya düştüğü için lambaların parlaklıkları azalacak demektir. Ancak burada lambalar özdeş olduğu için birbiriyle parlaklıkları eşit olur. Sadece ilk duruma göre parlaklığı daha azalır. Şimdi üçüncü bir lamba ekleyelim. Üçüncü lambayı eklediğimizde şeklimiz böyle olacak bu kez. Yani bir R direnci daha eklemiş olduk. Buna da I3 dersek ana koldan geçen akıma. Potansiyel fark yine değişmedi. V bölü. Peki eşdeğer direnç ne oldu bu kez? R artı R artı R. Yani 3R oldu burası. Gördüğünüz gibi başlangıçtakine göre 3'te 1 oranına düştü akım. Daha da azaldı yani. Bunun anlamı, lambaların parlaklıkları ilk ve ikinci duruma göre daha az olacak demektir. Ancak yine lambalar özdeş olduğu için parlaklıkları birbirine eşit olur. Bu çalışmada şu sonuca ulaşabiliriz. Seri devredeki akım devrenin her yerinde eşittir. Yani bu ana koldan I akımı geçiyorsa, I akımı, buradan da, buradan da, buradan da I akımı geçer. Seri olarak bağlanan lambaların sayısı arttıkça akımın miktarı azalır. Nedeni ise seri grubun eşdeğer direncinin artmasıdır. Şimdi ikinci bağlama şekli olan dirençlerin paralel bağlanmasına bakalım. Paralel bağlı devrelerde iki tane yol vardır. Dirençler birbirlerine paralel olacak şekilde bağlanır. Burada aslında pil gösterilmemiş ama şöyle bir pil olması gerekir. Biz onu ekleyelim. Artı kutup, eksi kutup, diyelim ki burada da V potansiyeli var. Akım ana koldan çıktığında, ana kol akımı I, gördüğünüz gibi herhangi bir engelle karşılaşmadan buraya kadar geldi. Şimdi bu noktaya geldiğinde iki tane yol var önünde. Seri bağlı devrelerde tek yol vardı, hatırlayacağınız gibi. O yüzden akımın bir kısmı yukarıdan, bir kısmı da aşağıdan geçer. Bunu belirleyecek olan ne? Dirençlerin değeri. Direnç büyükse akım az geçer. Direnç küçükse akım daha çok geçer diğerine göre. Daha sonra tabii bu akımlar yine birleşecekler. Burası I1, burası I2 dersek yine toplam ana kol akımı I olacak şekilde birleşir. Buradan da şu sonuca ulaşabiliriz. I toplam için I1 artı I2 yazabiliriz. Bu alt indis olacak. Peki potansiyel fark ne durumda? Bir de ona bakalım isterseniz. Şimdi burada yine harflendirme kullanacağım. Mesela burasına A noktası dersek, gördüğünüz gibi burada hiç engel yok. Hiç engel olmadan istediğimiz yere kadar gidebiliriz. O zaman burası da A noktasıdır. Ya da burası da A noktasıdır. Yani aynı özelliği gösterir. Buradan sonra ama direnç var. Bakın değişecek yani. Burada da üreticin diğer kutbuna B noktası diyelim buraya. Gittiğimizde bakın engelle karşılaşmıyoruz. Nereye kadar? Buraya gelene kadar. Buradaki noktaların hepsine B diyebiliriz bu güzergahta. Burası da B oldu. Aynı şekilde buraya da B noktası diyebiliriz. Şimdi biz başa dönelim. Pilin kutuplar arasındaki potansiyel fark, yani AB noktası arasındaki potansiyel fark neydi? V idi. Peki R1 hangi noktalar arasında? O da AB noktalar arasında kalıyor. Dolayısıyla bunun da potansiyel farkına V diyebiliriz. Yani V, buna da V1 dersek V1 V'ye eşit olur.
R2'ye bakalım. R2 direnci de yine AB noktaları arasında kalır. Dolayısıyla buradaki potansiyel fark içinde yine V diyebiliriz. Ona da V2 diye isimlendirirsek V2 de yine V'ye eşit olacaktır. Yani üreticin potansiyel farkı dirençlerin potansiyel farklarına eşit olacaktır. Akım içinde toplamları olacağını ifade etmiştik. Şimdi eşdeğer direnci bulmaya çalışalım. Eşdeğer direnci hesaplamak için yine Ohm kanunundan yararlanalım. Yukarıda I için, I toplam için I1 artı I2 demiştik. Şimdi bunun burada I yerine V bölü R yazabiliriz. Yani pilin potansiyel farkı V idi. V bölü R eşdeğer. Eşit olur. Birinci direncin potansiyel farkı neydi? O da V'ye eşitti. V bölü R1. İkinci direncinki V bölü R2 olur. Dolayısıyla bu eşitliği yazabiliriz. Şimdi burada V'ler ortak gördüğünüz gibi. V parantezini aldığımızda yukarıyı, V'ler birbirini götürecektir. 1 kalır yani. Doğal olarak 1 bölü R eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 sonucuna ulaşırız. Paralel bağlı devrelerde devrenin eşdeğer direncini bulmak için bu formülü kullanacağız. Şimdi paralel lambaların bağlanması ile ilgili çalışma yapalım. Bu çalışmamızda yine 3 küçük ampul gerekecek. Bağlantı kabloları, pil, anahtara ihtiyacımız olacak. Aşamalarına bir bakalım. İlk olarak devreyi kurarız. Burada da yine sadece bir tane lambayı bağlarız. Şunları bağlamadığımızı düşünün. Yukarıdakiler yok. Sadece bir tanesini bağladığımızı düşünün. Bu durumda potansiyel fark pil için V olur. Lamba için ne olur? O da aynı uçlar arasında kaldığı için bunun da potansiyel farkı V olacaktır. Direnç R. Ana koldan geçen akım için o zaman I eşittir V bölü R diyebiliriz. Şimdi ikinci lambayı da devremize bağlayalım. Yani bunu da dahil ettik. Bu kez yukarıdaki lambamız olmayacak. Şunu bağlamadığımızı düşünün, A lambasını. İki tane lamba bağlı. Peki B'nin potansiyel farkı ne? Aynı harflendirme yönteminden yola çıkarsak, bakın bu uçlar hep birbiriyle aynı. Öte taraftan bu uçlar da hep birbiriyle aynı. O yüzden potansiyel farkı bunun yine pilin potansiyel farkına ya da C ampulünün potansiyel farkına eşit olacaktır. Ona da V diyebiliriz. Direnci neydi peki? Direnci de R idi. Şimdi devreden geçen akım şu baştakine I1 diyelim isterseniz. Buna da I2 dersek potansiyel fark ne? V. Peki devrenin eş değeri ne? 1 bölü R eşittir 1 bölü R artı 1 bölü R olur. Bu işlemi de yapacak olursak R eş için R bölü 2 sonucunu buluruz. Yani buraya R bölü 2 yazdığımızda bu durumda ters çevirip çarparsak bu 2V bölü R olacaktır. Bakın I2, I1'in 2 katı oldu. Akım arttı. Peki nasıl olacak şimdi? Lambalar üzerinden ne kadarlık akımlar geçecek? Burada 2I'lık bir akım oluştu. Ana kol akımı. Yani şuradakine I dersek, baştakine, bu o zaman 2I'ya eşit olur. Buraya geldiğinde şimdi iki tane kol var. Bir tane buradan gidecek, bir tane de buradan gidebilecek. Şartlar da eşit olduğu için, ikisinin de dirençleri R olduğu için akımın I kadarı C lambası üzerinden, I kadarı da B lambası üzerinden geçer. Peki başlangıçta C lambasından ne kadar akım geçiyordu? Yine I akımı geçiyordu. Parlaklığı değişir mi lambanın? Hayır. Yani biz bu lambaya eşdeğer bir lamba daha bağladığımızda lamba parlaklığı değişmez. İkisi de eşit parlaklıkta yanar. Peki ne değişiyor? Değişen şey şu. Pilden daha çok akım çekmeye başlar devre. Şimdi üçüncü durumu düşünelim. Üçüncü durumda pilde yine potansiyel farkı V'ye kadar. Bu kez 3 tane lamba bağladık. Gördüğünüz gibi şuradaki uç işte A ucu dersek buna, burası da A, burası da A, burası da A noktası olur. Buraya B noktası dersek burası da B, burası da B, burası da B olur. Yani 3 lambada aynen pilde olduğu gibi hep AB noktaları arasında kalıyor. Yani potansiyelleri hep aynı.
Bunun V, bunun V, bunun da V olur. Dirençler R, R, R olacak. Devreden geçen ana kol akımı ne olur? Yani I3 neye eşit olur? Ona bakalım. I3 eşittir bu durumda. Potansiyel gördüğünüz gibi V oluyor. Toplam devrenin potansiyeli, eşdeğer potansiyel V. Bölü eşdeğer direnç ne peki? Eşdeğer direnci 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R artı 1 bölü R artı 1 bölü R ile buluruz. Burası bakın 3 bölü R ediyor. Ters çevirirsek R bölü 3 elde ederiz. Yani V bölü R bölü 3'e eşit olur. Bu da 3V bölü R olacaktır. Bir önceki sayfamızda V bölü R için I demiştik. Bu durumda bu 3I'ya eşit olur. Yani devreden geçen, şuradan geçen ana kol akımı 3I olacak. Tabi burada 3'e ayrıldığına dikkat edin kolların. 1, 2 ve 3 şeklinde geçecek buradan akım. O zaman birinci lambaya I kadar, ikinci lambaya I kadar, üçüncü lambaya da I kadar akım düşer. İlk başta bu lambalardaki akımlar neydi? Yine I kadardı. O zaman lamba üzerinden geçen akım değişiyor mu? Hayır. Demek ki lambaların parlaklığı ilk duruma göre yine değişmez. Lamba parlaklıkları birbirine eşit ve ilk durumdakine göre de eşittir. Yani bir lamba bağladığımızda da aynı parlaklık, iki lamba bağladığımızda da aynı parlaklık, üç lamba bağladığımızda da aynı parlaklığı elde etmiş oluruz. Peki değişen ne burada? Pilden çekilen akım 3 katına çıkar. Bunun anlamı pilin daha kısa sürede tükenmesi demektir. Seri bağlı devrelerde ise akım hatırlayacağınız gibi küçülüyordu, azalıyordu çünkü devre direnci artıyordu. Sonuç olarak paralel olarak bağlanan lambalardan her birinin uçları arasındaki potansiyel fark birbirine eşittir. Paralel olarak bağlanan lamba sayısı arttıkça devredeki ana akım miktarı artar. Çünkü paralel lamba grubunun eşdeğer direnci azalır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.